Hoş geldiniz. Buyurun. Rezervasyonumuz vardı bizim. Rezervasyon Meltem Demir adına. Meltem Demir siz misiniz? Evet. Meltem Demir 4 kişi doğru. Evet, var rezervasyonumuz. Süper. Giriyoruz o zaman içeri. Hayır, maalesef bu mümkün değil. Ne demek o ya? Rezervasyonumuz var. Beyefendi, burada rezervasyonunuz olması gireceğiniz anlamına gelmiyor. Ona biz karar veriyoruz. Yani buradaki her şeye biz kapıda duranlar karar veriyor. Zaten kapasiteyi de açtık, hiç kimseyi alamıyoruz. Ne demek o ya? Pardon. Burak, ne haber? Hoş geldin. Selam ya. Abi. Gel bir öpeyim. Ne haber? Hoş geldin. Gel, içeride yeriniz var değil mi? Aynen, çok aynen iyi. Var. Geçin, geçin. Aynen. Tamam. Geçin, geçin. Arabayı mı yenilediniz siz? Evet ya. Yenildin. Aynen, aynen. Çok iyi olmuş ya, şüphe geçme. Yüzüne range gelmiş. Geçin, geçin. Tabii tabii, istediğiniz gibi geçin. Kulaklar geldiler, yerimiz var dediler ama yoksa da yardımcı olalım, yaratalım bir şekilde. Arabayı yenilemiş çünkü. Range'e geçmiş, range'lenmiş. Maalesef sizi alamayacağız. Bu resmen ayrımcılık ya. Hiç böyle bir şey görmedim. Hanımefendi, biz sizi düşündüğümüz için yapıyoruz bunu. Şimdi söylemeyeyim diyorum ama Instagram hesabınıza baktık. Yani 127 takipçili bize verecek hiçbir şeyiniz yok. Aa! Ya bir de öğle yemeğinde Midpoint'e falan gitmişsiniz. Yani siz orada deniz ürünleri tabağına 56 lira falan veriyorsunuz. Burada deniz tarrağı 225 lira. Ups! Sodexo'muz düştü galiba. Her yere şikayet edeceğim sizi, her yere. Beyefendi, birazdan Happy Hour başlayacak ve orada çıkacak olan sanatçı geçen sene Harbiye'de konser verdi. Gerçi yani bütün biletleri bedava dağıtı deniyor ama önemli olan o değil. Şişe falan açtırıyor insanlar. Burası sizin hesap isterken benim bir su vardı deyip gidebileceğiniz bir yer değil. Anlatabiliyor muyum? Ya içeride bir sürü boş şezlong var. Buradan görüyorum ben ya. Beyefendi, burası sadece karayoluyla gelinen bir yer değil. İçeride pek çok dizi oyuncusu var. Onların Arap fanları Libya'dan falan geliyor tekneyle. Pardon. Ya canım, bu öten cırcır böceği asgari ücretli mi? Onu bir öldürebilir misin? Bu arada buraya yakın çok güzel halk plajları var. Son derece nezih. Yani oralara gitseniz aslında sizin için daha iyi olur. Buraya çok yakın. Yalova'da var mesela. Yeni otoyoldan giderseniz buraya vereceğiniz paranın 1/3'ünü verip 3 saat sonra Yalova'dan harika bir halk plajından denize girebilirsiniz. Onun dışında yapabileceğim şey maalesef yok.